Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardı. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştır. Çöp filmler listesine adını altın harflerle yazdırmış bu güzide filmimizin aslında çok trajedik bir arka planı yani bir çekiliş öyküsü var. Ve aslında bu film ciddi bir bilim kurgu filmi hissiyatıyla çekilecekken yaşanan bir dolu aksilikten ötürü ortaya bu absürt haliyle çıkmıştır. O zaman size filmin bilinmeyen hikayesini anlatalım. 80'li yılların buhran döneminin en yoğun yaşandığı zamanlarda Yeşilçam'ın durma noktasına gelmesiyle küçük bütçeli filmlerin çalışkan yapımcılarından Kunt Tulgar'ın aklına Star Wars çılgınlığından ilhamla bir bilim kurgu filmi yapmak gelir. Deneyimli avantür film yönetmenlerinden Çetin İnanç'la bir araya gelerek çalışmalara başlar. Başrol oyuncusu ise önceden hazırdır. Tulgar'la 8 filmlik anlaşma yapmış olan ve döneminin en iyi aksiyon yıldızlarından Cüneyt Arkın'dır bu başrol oyuncusu. Set içinde kısa sürede doğal bir plato bulunmuştur. Kilios sahiline çekilecek film. Kunt Tulgar varını yoğun ortaya koyar bu film için. O dönemlerde normal bütçeli filmler 60-100 bin dolara halledilirken maalesef bu film için o dönemin parasıyla 300 bin dolar gibi bir para gerekmiş. Tulgar bir şekilde parayı bulup filmin hazırlıklarına başlamış. Öyle ki gerçek boyutlarda maket uzay gemileri bile yapılmış sanat ekibi tarafından. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Çekim tarihinden bir gün önce gece bir fırtına çıkıyor ve sahilde yer alan bütün dekor yerle bir oluyor. Tabii harcanan paraların da üstüne soğuk su içiliyor. Ama Tulgar işi inada bindirerek filme devam etme kararı alıyor. Çetin İnaç enteresan bir yönetmen bu arada. Pratik çözümlerle kendi filmlerine düşük bütçeyle çektiğinden Tulgar'a akla hayale gelmeyecek bir şeyler öneriyor. Öncelikle yeni çekim mekanı olarak Kapadokya'ya belirleniyor. Buraya gelmek istedik ve geldik görüntüsü bakımından bulunmaz kaptan olduğundan herkesin içine siniyor ve başlıyorlar çalışmaya. Kostümler dikiliyor, dekorlar oluşturuluyor filan ama ortada yine ciddi sorunlar var. Dünyayı koruyan tabakayı delmeli. Filmin efektleri için paraları olmadığından Star Wars başta olmak üzere birçok bilim kurgu filminde sekanslar yani sahneler araklanıyor ve filme ekleniyor. Tabi birçok filmden müzikler de ve orta inanılması çok güç bir trash yani çöp film ortaya çıkıyor. Ama durun bitmedi. Bu filme dair söylenecek o kadar çok şey var ki. Film birkaç hafta kapalı gişe oynadıktan sonra Kuntulgar'ın ve Çetin yüzleri gülüyor, ciddi bir para kazanıyorlar. Dünyet Arkın ise hem para hem de şöhret ekliyor mevcut para ve şöhretine ve film bir dönem sonra ününü tesadüfen de olsa yurt dışına taşımasını biliyor ve günümüze gelindiğinde artık bir kült film olarak anılıyor. İşte benim de sizlere karşı silahım bu. Merhametinizden, sevginizden, şefkatinizden, insanlığınızdan faydalanacağım. Tabii bu filmin batıdaki ismi Turkish Star Wars. Birçok okulda birçok sinema öğrencisine tezleri hakkında ilham kaynağı oluyor vesaire. Hatta öyle ki birçok sinema araştırmacı zat filmi anlam vermemekle birlikte tüm bilim kurgu severleri öneriyor. Yarım saatliğine kiralanan kask, filmin başında Cüneyt Arkın'la Aytekin Akkaya'nın kullandığı kask, başta olmak üzere binlerce imkansızlığın ortasında kendini gelecek nesillere aktaran bu garip ama garip olduğu kadar da bizden olan bir mutlaka herkese izlettirin ve birlikte övünelim. Gidecek misin? Evet, bundan sonra kötülüğün olmayacağı dünyama dönüyor. Geleceğinizi koruyun, çünkü gelecek barıştadır. Barışı da yaşatacak, hiç şüphesiz insandır.